Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet. Hakikaten yani insan insanlığını iman şuuruyla alıyor. Çünkü o iman kavramının altında hesap var, adalet var, ahiret var, değil mi? Diğer insanları düşünme, hukuk vesaire, çok geniş bir perspektif var. O olmadığı zaman zaten savaş, kaos, kavga, insanların birbirlerine zararları, ben içi de toplumda genel olarak bir memnuniyetsizlik ve mutsuzluk var. Böyle bakıldığında o az önce sizin anlattığınız ibadet kavramını insanlığın tümüne yayılmış bir İslamiyet. Fiili en azından yaşanan bir mana itibariyle bakıldığında bir perspektife, bir yola girmiş gibi olur mu? Soruyu biraz böyle belki uzun anlattım ama ifadenin esas kısmı şu. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet, yani bu mana hakim olsa, bu bahsettiğimiz insanı insan yapan değer bütün toplumun üzerinde, hatta bütün dünyanın üzerinde kendini bir güzellik olarak ya da bir insani değer olarak göstermiş olur mu? Mikrofonumuzu da bu arada açarsak hocam. Şimdi 23. sözde Üstad Hazretleri yine bir ayet-i kerime üzerinden gider. Lakat halaknel insane fi ahseni takvim. Yani aslında İslamiyet insaniyeti kübradır. Dolayısıyla insanın fabrika ayarları aslında İslamiyet üzerine kuruludur. Dolayısıyla Üstad Hazretleri Rabbimizi bize tarif eden üç külli marifinden ifade ederken kainat kitabı işte efendim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Hakim'den sonra şeyde Mesnevi Nuriye'de bir de vicdan denilen fıtrat-ı zişur diye bir kavramdan bahseder. Yani aslında vicdan denilen fıtrat-ı zişur dediği İşte o insaniyeti kübra olan İslamiyet'in bizzat kendisidir. Ve yine bu 23. sözde de bu konu üzerinde dururken Üstad Hazretleri der ki iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder diye ifade kullanır. Çünkü madem ki İslamiyet insaniyeti kübradır, dolayısıyla insan İslamiyet'le buluştuğu, İslam'ın kaide ve kurallarına uygun hareket ettiği sürece o fıtratının gereğini dolayısıyla insan olmanın unsurlarını ortaya koyar. Şimdi buradan sapma olduğu zaman, mesela adaletten sapma olduğu zaman zulüm ortaya çıkar. İşte bugün Gazze'de yaşadığımız olay, bu aslında bir fıtratın bozulmasıdır. Dolayısıyla insanlıktan bir uzaklaşmadır. Bu sadece bir savaş falan değil. Bu insan olmamanın bir sonucudur. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bu noktadan hareket ederek insanın vazife-i asliyesinin iman ve dua olmasını da işte bu imanın insanı insan etmesi belki insanı sultan etmesiyle ilişkili olarak nazarı dikkate celbeder. Dolayısıyla hakikaten insan kavramının tam yerine oturabilmesi ancak o fabrika ayarları olan İslamiyet'in bir hakkın onun hayatında yer edinmesiyle mümkün olabilmektedir. Hatta insanın fıtratı üzerinde de Bediüzzaman Hazretleri yine o 23. sözde ifade ettiğinde bu mananın tekemmülü için insanın ibadete ihtiyacı olduğunu, duaya ihtiyacı olduğunu ve çünkü insanın ve hayvanın dünyaya gelişi farkları üzerinde özellikle onu tanımlar ve hayvan dünyaya geldiği zaman adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre gelir yani gönderilir der. Mesela işte efendim ördek yavrusu
yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra suyun içine atın, yüzmeye başlar. Ya da arı işte 21 günlük kısa bir süre sonrasında şeyden çıkıp kovanından çıkıp bal aramaya gider ve getirir o nektarları getirip bal haline dönüştürüp peteğe doldurur. Ama insana baktığımız zaman insanın sürekli bir okumaya, öğrenmeye, tekamül etmeye bir ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla bu insanın dünyaya gelişindeki her şeye muhtaç olunan halinin insanın bu dünyadaki vazifesinin aslında taallümle tekemmül, dua ile ubudiyet olduğunu gösterir. Ve bu şekilde o insaniyet-i kübra olan İslam'ın değerleriyle yaşamı örtüştüğü ölçüde de efendim o zaman işte mükemmel bir insan, bir abd, bir kul, efendim Allah'ın rızasını kazanmış bir noktaya taşınır diye düşünüyorum yani.